Dizdar koşu mu, serbest mermer mi? Bence dizdar. Dizdar karakter, evet. Onu tanımlayabilmek için çok fazla done var elimizde. Serbest böyle çok sık görebileceğimiz türde biri ama dizdar pek öyle değil. Evet. Erdal Bakkal mı, Komiser Salih mi? Dur, güzel soru. Birbirine çok yakın karakterler değil. Yani birini seçersem bir şeyi seçmiş olmak gerekiyor bunun için. Yani bir türü seçmiş olmak gerekiyor. Yani Erdal Bakkal gerçekten korkunç bir karakter. Salih öyle değil. O zaman Salih komiser. Yazmak mı, yönetmek mi? Ya hepsi, burası için yapamayacağım. Yani hepsi bir bütün. Yani tek başına bir şey ifade etmediğim için. Yani birinin yazdığı bir şeyi ben çekemem yani. Birinin bana getirdiği bir teksti ben metni, senaryoyu yani çekebilir miyim bilmiyorum. Onunla ilgili böyle çok fazla yükselmem, heyecan duymam gerekir. O yüzden hepsi altını çiziyorum burada. Barış Manço mu, Cem Karaca mı? Çok güzel sorular. Asla arada... O zaman şey diyebilirim. Cem Karaca. Cem Karaca. Vodafone Park mı, İnönü Stadı mı? Ben hiç hayatımda İnönü Stadyumunda maç izlemedim. İnönü Stadyumunda ben Metallica konseri izledim. O yüzden İnönü Stadyumu. Kulüp maçı mı, milli maç mı? Milli maç. Kulüp maçlarıyla gerçekten ilgilenmiyorum. O da eğer milli maç statüsündeyse izliyorum. Mesela Galatasaray'ın ben zirvede bıraktım futbolu gerçekten. Yani biz Süper Kupa'yı kaldırdık. Dedim ki ben tamam. Yani daha da fazlasına ihtiyacımız yok. Milli takımda da dünya üçüncüsü olduk. Yetti bana. Televizyondan maç izlemek mi, tribünden maç izlemek mi? Biri beni götürürse tribünden maç izlemek istiyorum. Hayatımda Zeytinburnu spor maçları dışında maç izlemedim tribünden. Ve beni birisi götürsün istiyorum. Evet, biri talip olursa ben onunla maç izlemeye giderim. Takım fark etmez. Galatasaraylıyım ama çarşı fanıyım. Yani gönülden çarşıya bağlıyım. Galatasaraylık da çocukluktan gelen bir şey. Dediğim gibi zirvede bıraktım Galatasaray'ı. Gönlümde her zaman. Beşiktaş maçına da giderim, Fenerbahçe maçına da giderim. Birisi beni götürsün maça. Gerçek açık teklif yani. Uzaktan atılan gol mü, rövaşata mı? Rövaşata gol bana biraz şımarıklık gibi geliyor. Yani pek bir anlamı yok. Ben FIFA oynarken bile yani rövaşata gol atıldığı zaman ciddiye almıyorum pek. Yani uzaktan güzel hesaplanmış, pas dengesi iyi kurulmuş bir gol her zaman başımızın üstünde. Ben saygı duyarım. Wimbledon mı, Roland Garros mu? Wimbledon. Evet, ben izliyorum. Yani tenis maçlarını da severim. Nadal mı, Federer mi? Yani Federer bir süre önce şeydi, yani Federer izlemek artık sıkıcıydı. Yani sonunu bildiğin film gibi falan böyle yani nasıl olacağını bile merak etmiyorsun falan. Nadal sürprizlere daha açık. Ben öyle şeyleri seviyorum yani daha böyle yani Nadal kaybedebilir de. İnsan yani makine değil Nadal. Daha en azından yani. O yüzden Nadal diyorum. Bu da benim tercihim. Kimse bir şey diyemez ya. Messi mi, Maradona mı? Maradona ya. Maradona, tabii ki Maradona yani. Maradona'nın şey pis bir tarafı var ya, o beni çok cezbediyor. Yani seviyorum Maradona'yı. Yani yaptığı bütün kötülük, iğrençliklere rağmen falan bir sürü abuk sabuk şeylerini biliyorsun. Maradona'dır yani. 10 numara adam işte. Yani. Son dakika golü mü, penaltılarla kazanmak mı? Son dakika golü. Penaltılarda şey oluyorum, çok geriliyorum. Penaltı korkunç bir şey gerçekten. İsmail abi mi, Yavuz mu? İsmail abi ya. İsmail abinin tişörtü bile var. Tişört bastırdım kendime. Doğru bir anda onu giymeyi düşünüyorum. Çay mı, kahve mi? Eğer böyle çok güzel yemek yemişsem çay. Ama çok üzülerek, bir sürü insanın kalbini kırarak sabah kahve içmeden ayılamadığımı söyleyebilirim. Evet. Kahve seviyorum sabahları. Çay, yemeklerden sonra çay seviyorum. İsmail abi ceketi mi, Mecnun hırkası mı? Mecnun hırkası. İsmail abi ceketini nasıl giyeyim? Mecnun hırkası benim de var yani öyle hırkalı. O zaten bizim setteki bir tane asistan kızın hırkasıydı. O gün çok soğuk olduğu için giymiştim, kaldı üstümde o hırka yani. Şapkadan babam çıktı mı, ikinci bahar mı? Aa, çok enteresan.
Yani seyirci olarak, yani ikisinde de oynadım diyemem ben, hani seyirci olarak tercihimi yapabilirim burada. Şapkadan Babam Çıktı da oynadım. Ama ikinci baharda böyle çok küçük bir rolüm vardı. İkinci bahar şöyle bir önemi var benim için. İkinci bahar benim kamera karşısındaki ilk işim. Ve onun yönetmeni Uğur Yücel'di. Yani Uğur abinin setine gittim ilk. Ve orada çok büyük oynadığımı fark ettim. Yani büyük büyük oyunlar oynuyordum. O yüzden bende bir şeyi vardı onun. Yani kötü bir tecrübesi vardı. Uğur abi sürekli daha küçük oldum, daha küçük oldum falan diye. O yüzden ben kötü anılarımı da seviyorum. O yüzden ikinci bahar ben. Çapkadan Babam Çıktı bence müthiş bir diziydi. Ama sırf bu anımdan ötürü ikinci bahar değil. Ölümlü Dünya mı? Cinayet Süsü mü? Ya ben ne bileyim yani, dikkat edin o sorularım. Hayda. Bence ikisi de değil, bir sonraki film. Çok güzel cevap.